Herkese merhaba. Yayınladığımız videolardan haberdar olabilmek için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ve sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde bizlere destek olmuş olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Görseldeki yol çizgileri ve yer işaretlemeleri numaralanmış ifadelerden hangilerini belirtir? Görselimize dikkatli bakalım. Birincisi yolun iki şeritli ve iki yönlü olduğunu. ikincisi bir nola aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. Üçüncüsü 2 numaralı aracın gerektiğine geçme yapabileceğini. Şıklar 1 2 1 3 2 3 1 2 ve 3. Doğru cevabımız B şıkkı doğru olacaktır. Bir diyor ki yolun iki şeritli ve iki yönlü olduğunu. Evet, şu anda orada bir gidiş, bir de geliş var. Yani orası iki yönlü bir yol. Tanım olarak da öğrenelim çünkü sorabiliyorlardı. Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanılan kısmına biz iki yönlü karayolu 3 ne diyor? 2 numaralı aracın gerektiğine geçme yapabileceği. 2 numaralı araca baktığımız zaman hemen yan tarafına kesik çizgi var değil mi? Kesik çizgi tarafından ise araç sollama yapabilirdi. Devamlı çizgi tarafında olan 1 numaralı araca bakın. işte o sollama yapamazdı. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Hayat kurtarma zincirinde birinci halka nedir? Bilinç, olay yerinde yapılan temel yaşam desteği, 112 arama, hastane acil servislerinde yapılan müdahale. Doğru cevabımız C şıkkı 112 arama şeklinde olacaktı bize birinci halkayı sordu. Şimdi görselimize bakalım arkadaşlar. Bakın hayat kurtarma zincirinden bahsediyoruz. 4 halkadan oluşuyor. Son 2 halka ileri yaşam desteğine ait ve iki yardımcının görevi değil arkadaşlar. Birinci halka sağlık kuruluş haber verme, ikinci halka olay yerine yapılan temel yaşam desteği, üçüncü halka ambulans ekiplerince yapılan müdahale, dördüncü halka ise hastane acil servisi şeklinde. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece ağır yanıkların bir göstergesidir? Bu arada yanıklardan bahsetmemiz gerekiyor. Derinin kur ve ağrılı olması, yanık bölgesine sinir harabiyetinin olması, kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması, deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması neyi soruyor? 3. derece ağır yanığı soruyor. Doğru cevabımız 5. Sinir harabiyeti bizim anahtar kelimemizde. Şimdi yanık neydi? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıydı. Genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi sıcak katı maddelerle de temassız nedeniyle de yanıklar oluşabiliyordu. Şimdi birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece yanıklar şeklinde. Birinci derece yanıktan bahsediyorum. Deride kızarıklık olur, ağrı olur. Yanık bölgesinde ödem meydana gelir. Ama 48 saatte kendi kendine iyileşebilir. Hatta biz bunu güneş yanığına benzetirdik. Birinci derece yanıkları. İkinci derece yanıklar. Deride içi su dolu kabarcıklar varsa bu ikinci derece yanıklardı. Ve bu içi su dolu kabarcıklar asla patlatılmazdı. Deride renk değişikliği vardı. Burada ikinci derece yanıklarda ve iz kalabiliyordu. Üçüncü derece yanık. Yani tehlikeli bir yanıktı. Derinin tüm tabakaları etkileniyordu. Yani orada kaslar, sinirler, damarlar da mı onlar var? İşte onlar üzerinde etkisi görülüyordu. Beyaz ve kahverengiden siyah renge kadar aşamaları vardı Üçüncü derece yanın ve sinirler zarar gördüğü için ağrı olmazdı. Neden sinir harabiyeti diyoruz burada? Peki yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler var. Milletim bunu soruyor. Derinlik. Bakın yanığın ciddiyetinden bahsediyorum. Derinlik, yaygınlık, kritik alanların yanması yani eller, ayaklar, yüz ve genital alanlar değil mi? Enfeksiyon riski, yaş, solunum yoluyla görülen zarar, önceden var olan hastalıklar ve yanıkların e, ciddiyeti dediğim gibi bunlar yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler sınavlarda sorabiliyorlar. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlaşıp buharlaşmadığına bakılması. Bak dile, hisset yönteminde hangisini bir göstergesidir? Bak dinle hisset dinle hisset doğru cevabımız şıkkı bak olacak. Bakın bir cam parçası parçasıyla aynaya yaklaştırıyoruz. Buharlaşıyor mu? Buharlaşmıyor mu? Biz neye bakıyoruz? Kişi nefes alıyor mu? Almıyor mu? Pratik olarak onu anlamaya çalışıyoruz. Ama sınavda bak dile, hisset ayrı ayrı da sorabiliyorlar. Bizim buradaki amacımız ne? Kişi nefes alıyor mu? Almıyor mu? Bak dille hissette ben bunu anlamaya çalışıyorum. Bak da göz kafesi kalkıyor mu? iniyor mu? Bunu anlıyorum. Veya işte kazazedinin ağız bölgesi bir cam parçasıyla da aynaya yaklaştırarak buharlaşıp buharlaşmadığına bakıyorum. Bu baktı dinle soluk sesi duyuluyor mu diye kişi anlamaya çalışıyor. Hissette de soluk yanağı geliyor mu diye hissetmeye çalışıyor. Bunun süresi var 10 saniye. Bazı sansörlerinde 1 dakika diyor 5 saniye diyor. Hayır 10 saniye olacaktı. Aşağıdakilerin hangisine kanım olduğunda kası kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır. Birazdan vereceğim ekranı lütfen alın. Kol, bacak, göğüs, boyun. Doğru cevabımız B şıkkı bacak olacaktı. Şimdi sizden sadece şunu istiyorum. Kısa gördüğün zaman bacak, bacağı gördüğün zaman da kısık aklınıza gelsin. Neden? Farklı şekilde de sorabiliyorlar. Ha ne der mesela? Der ki bacaktaki kanamalarda hangi bölgeye basınç uygulanır der. Bu sefer gidersiniz şıklarda kası bulursunuz ve onu işaretlersiniz. Veya işte ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için nereye basınç uygulanır der. Yine şıklarda kasık olur. Gidersiniz onu işaretlersiniz. Ya da işte kasık iç kısmı der. Gidersiniz onu işaretlersiniz arkadaşlar. Ve şunu da söyleyelim. Yüz bölgesinde olan bir kanama olduğunu düşünün. Yüz bölgesine bakın. Nereye biz baskı uygulayacağız? Şah damarını değil mi? Bakın bu da sağ sorusu. Bazen de der ki baş bölgesinde olan kanama için nereye basınç uygulanır der. Yine mantık aynıdır. Şah damarını işaretlersiniz. Yani baş ve yüzde bir ağır kanama varsa benim arayacağım şık şah damarı olacaktı. Şu anki gördüğünüz yerler basınç yerleri arkadaşlar. Dilerseniz buraya ekran görüntüsü olabilirsiniz. Boyunda boyun atardamarı yani şah damarı baskı yeriydi. Köprücük kemiği üzerinde kol atardamarı baskı yeriydi. Koltuk altında kol atardamarı, kolun üst bölümünde kol atardamarı, kasıkta bacak atardamarı, uylukta yine bacak atardamarı şeklindeydi. Motor sorusu motor bloğundaki su kanallarına paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? Motorun yağ yakması, motorun çalışmaması, motorun fazla ısınması, motorun zengin karışımla çalışması. Motor bloğunu da tanım olarak öğreneceğiz burada. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacak motorun fazla ısınması meydana gelecekti. Bakın öncelikle bir motor bloğu ne demek tanım olarak da önemli. Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeyi biz motor blue diyoruz. Tekrar söylüyorum motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir diyor milletim motor bloğu diyorsunuz. Motor bloğu ne demiştik e, paslanırsa kireçlenirse eğer su kanalları motor fazla ısınacaktı. Peki motor çok sıcakken radyatöre soğuk su koyarsanız ne olur? Öyle söyledim sam sorusu bu arada. Motor çok sıcakken gittiğiniz radyatöre soğuk su koydunuz. motor bloğu çatlar arkadaşlar. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir? Yine önemli açıklama yapacağım. Sürücü isteğine, mevsim ve yol durumuna, sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına, aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına. Doğru cevabımız. Değişik aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına göre belirleniyor. Şimdi e, miktarı, amacı ve ortak özelliği bizim için önemliydi. Ortak özelliğinden bahsedeyim. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir diyor. Sınavda yaşam kurtarmada kullanılmasıdır diyoruz arkadaşlar. Amacını sorarsa araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı nedir derse kazalarda ilk yardım için kullanmaktır diyoruz. Peki ilk yardım çantasında neler bulunurdu tekrar hatırlayalım. Üçgen sargı bezi olur değil mi? Gazlı bez, makas, çengali iğne, turnike, yara bandı, eldiven, Al feneri, yanık örtüsü, esmark bandajı bunlar bulunduruluyor. Sıkıncalı olanları sormayı biletim daha çok seviyor. Tantür diyot, bakın olmaz. Oksijenli su bulundurulmaz. Merhem, pamuk, serum, kağıt madil, ağrı kesici ilaç, yara yanık merhemi diyor bazı sansürlerinde. Bunlar bulundurulmuyor. Neden bulundurulmuyor? Yaralanmalar ile alakalı bir e, konu anlatımı yaptığımız zaman şöyle söylemiştik. Açık bir yara varsa eğer. Tantridiyot dökülmezdi değil mi? Oksijenli su dökülmezdi açık yere Merhem Merham sürülmezdi. Pamuk kapatılmazdı. E, kağıt mandil olmazdı. Kişi başından darbe aldıysa eğer baş ağrısı olacaktı değil mi? Ağrı kesici ilaç verilmez. işte bu yüzden iki yardım çantasında bunları bulundurulması yasak. Çünkü sakıncalı. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu ve hizmetleri, bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir? Garaj durak, otopark, park yeri. Doğru cevabımız B şıkkı durak olacak arkadaşlar. Bir de orada öğrenmenizi istediğim park yeri var. E, hatta park etmeyi de söyleyeyim ben size. Çünkü o da bizim için önemli. Şimdi park yeri ne demekte sınav tabiriyle söylüyorum. Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışına bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alanı biz park yeri diyoruz. Park etmeneydi o da yine önemliydi. Bu arada önemli dediğim her şey önemli. Altın çizeyim bunun. Araçların durma ve duraklama halleri dışında genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına park yeri diyoruz. Park yerini öğrendik. Park etmeyi öğrendik. Durağı da öğrendik. 3 tane sağ sorusunu öğrendik şu anda. Bir de y yolu ve ye geçidi var. Bu ikisi de yine tanım olarak önemli. Sanırım bir arkadaşımız sormuştu. Şu an cevaplama fırsatını bulabiliyorum. Y yolu yani ye kaldırım aklımıza geliyor. Karayolunun taşıt yolu kenarı ile gerçek ve tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına biz yaya yolu yani yaya kaldırımı diyoruz. Yaya geçidi ise Taşıt yolunda yayaların güvenle geçişe geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleriyle belirlenmiş alana yaya geçidi diyoruz. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp asası uygulanır. 2, 5, 8, 11. Doğru cevabımız Eşikı 5 santim olacaktı. Yetişkinlerde 5 santim, çocuklarda 5 santim, bebeklerde ise 4 santim olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? Koma, üşüme, bayılma, taleme. Doğru cevabımız. aşkı koma olacaktı. Derin uzun süreli bilinç kaybı haline biz ne diyorduk? Koma diyorduk arkadaşlar. Bayılmak kısa süreli geçici ve yüzeysel şeklindeydi. Şimdi bilinç kaybı nedenleri arasında tamam bayılma ve koma var ama burada dikkat edin en ileri durumunu sorduğu için biz buna koma diyoruz. Şimdi bilinç kaybı nedenleri arasında bayılmanın nedenlerine şöyle bakalım. Korku. Bakın bu söylediklerimi soruyorlar sınavda. Korku, aşırı heyecan, sıcak, yorgunluk, kapalı ortam, kirli hava veya işte aniden ayağa kalkma sonucu baş dönmesiyle meydana gelen bir bayılma. Bakın bu bayılmanın nedenleri. Kan şekerinin düşmesi ve şiddetli enfeksiyonlarda yine bayılmaya neden olabiliyordu. Yani bu da bilinç kaybına neden olabiliyordu. Komana nedenlerine geldiğimiz zaman derin uzun süreli bilinç kaybı hali söz konusu aklımıza gelecekti. Düşme veya şiddetli darbe, değil mi? kafa travmaları, zehirlenmeler, aşırı alkol, uyuşturucu kullanımı, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları ve havale gibi ateşli hastalıklarda komaya neden olabiliyordu arkadaşlar. Ve bilinç kaybı bozukluğu denince şu aklımıza gelecekti. Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeniyle uyku halinden başlayarak yani bilinç bozukluğundan başlayarak hiçbir uyarıya cevap verememe haline kadar giden yani bilinç kaybı durumuna kadar giden kısmen veya tamamen kaybolması haline biz Bilinç kaybı hali söz konusu diyoruz. Karalarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisi yapması yasaktır. Aksine bir işaret yoksa daralan yolu kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması, kavşaklarda demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi, kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yıllara geçiş hakkını vermesi, geçiş üstünde bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması, Doğru cevabımız B şıkkı yasak olacak. Ne diyor? Kavşaklarda demiryolu geçitlerine ve buralara yaklaşırken öndeki aracın geçilmesi. Evet yasak arkadaşlar. Hatta demiryolu ile alakalı bir tane animasyon sorusu var demir yoluna yaklaşan iki tane araç var ve neyin yapılmasını yasak olduğunu soruyor videoda. Orada öndeki aracın geçilmesi, arka arka duran iki tane araç var. Öndeki aracın geçilmesi yanlış, yasak ve tehlikeli olacaktı. A şıkkı ne diyor? Yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması. Ola, yani olması gereken bir şey zaten. Kolaylık sağlayacağız biz. C şıkkı yayalara geçiş hakkını vermesi. Yayalar her zaman öncelikliydi. Onlara geçiş hakkını verecektik. Bazı animasyon sorularında bisikletli olanlar var. Onları da yaya olarak düşünüyorsunuz arkadaşlarım. Bunlar mu? Onların da bir geçiş önceliği vardı. Ve geçiş üstüne sahip olan araç yani ambulansı düşünün. E, onu siz duyulur ve görülür işareti aldığınız zaman hemen ne yapacaksınız? Ya sol şeridi açıyorsunuz ya da fermuar sistemiyle orta şeridi açıyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır? Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi, eklem çevresindeki derinin zedelenmesi, eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması, eklem bağlarının kopması. Doğru cevabımız C şakı, eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıydı. Kalıcı kelimesi bizim çıkıkta anahtar kelimemizdi. Oynan eklem yüzeylerinin birbirinden kalıcı olarak ayrılmasıydı ve kendiliğinden normal konumuna dönemezlerdi. Kemik uçlarının birbirinden ayrılması diyebiliyorduk biz. Şimdi çıkın belirtileri nelerdi? Eklemde belirgin şekil bozukluğu meydana gelirdi. Yoğun ağrı olur, şişlik ve kızarıklık olur ve işlev kaybı da olurdu. Peki çıkıkta iki yardım nasıl olacak? Bunu hatırlayalım. Eklem aynen bulunduğu bu şekilde tespit edilecek arkadaşlar. Ve çıkık yerine oturtulmaya çalışılmayacaktı. Yaralıya ağızdan hiçbir şey vermiyorsunuz. Bölgede nabız, deri rengi ve ısıyı da kontrol etmeniz gerekiyor. Ve hemen tıbbi yardım istiyorsunuz. Yani 112'ye haber veriyorsunuz. Ticari amaçla şeyler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir? 20, 25, 35, 45... Doğru cevabımız D en az 45 dakika dinlenmeleri gerekiyor. Bazen de şöyle geliyor soru ticari amaçla şehir arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler diyor. Onda da 4,5 saat diyorsunuz. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır? 10-18, 12-20, 14-22, 16-24. Doğru cevabımız 5. 12. 20 şeklindeydi. Şimdi burası bizim için önemli her bir sınav sorusu. Ne diyor? Dakikadaki solunum sayısı yetişkin için 12. 20 demiştik. Çocuğu sorarsa 16. 22 diyorsunuz. Bebeği sorarsa 18. 24 diyorsunuz. Bir de nabızı soruyorlar. Yine nabız oranlarını soruyorlar. Yetişkinde 60. 100, mavi renkte yazdığımdan bahsediyorum. Çocuklarda 100. 120. Bebeklerde ise 100. 140 şeklindeydi nabız oranları. Yani bize dakikadaki solunum sayısını ve nabız oranlarını yetişkin, çocuk veya bebek olarak sorabiliyorlar. Bazen de şöyle sorar. Çocuk ve bebekteki dakikadaki solunum sayısı aşağıdakilerden hangisidir der. Bu şekilde de sorabilir. Başından yaralanan kazazedeye diye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Yarası sarılarak uyutulur. Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. Solunum yolu açık tutularak sevk edilir. Kanıma yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. Doğru cevabımız C şaka, sonum solunum yolu açık tutularak sevk edilir. Çünkü baş yaralanması önemlidir. Burada yara sıcak, e, yaraya sıcak uygulamıyorsunuz. Kişiyi asla unutmuyorsunuz. Çünkü başından bir derbe almış. Bu yüzden 12-24 saat süreli. Hekim kontrolüne tutulması gerekiyor ve kanıma yoksa da bir şey yapmaya gerek yoktur. Düşüncesi tamama yanlış olacaktı arkadaşlar. Ve yine hemen şunları söyleyelim. Darbenin şiddetine bağlı olarak kafatası boşluğunda yer alan merkezi sinir sistemini etkiliyor. Aslında baş yaralanmaları ve ben hani kafatası baş yaralanması ve omurga yaralanması da meydana gelebiliyor ya bu tarz durumlarda. Yani kişinin baş, burnundan kan geliyorsa, kulağından kan geliyorsa bu bir baş yaralanmasıydı değil mi? Ama bunlarla beraber bir de şeffaf renkte beyaz renkte bir sıvı geliyorsa omurilik yaralanması olduğunu düşünüyorduk biz. Ve burada e, kişide kişi omurgasında ani sıkışma ya da ayrılmada meydana gelebiliyordu. Ve bunlar yine sinir sistemini etkileyen bazı olumsuz sonuçlara da yer açabiliyordu arkadaşlar. Hatta trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktaydı. E, başından darbe alarak beyin kanaması geçiren bir babanın kızı olarak söylüyorum. Ve burada e, size hatırlamayabilir. Bulantı kusması olabilir. Hani bunlar da belirtiler arasında. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne adı verilir? Trafik girişim, ilk yardım, yöntem. Doğru cevabımız. C şıkkı ilk yardım olacak herhangi bir kazaya veya işte yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla Olay yerinde bakın nerede olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları biz ilk yardım diyoruz. Bir de hemen şunu söyleyeyim e, acil tedavi ve ilk yardımcı bakın ilk yardım bunun ikisi arasında fark var. Şimdi acil tedavi şu e, acil tedavi ünitelerinde yaralara doktor ve sağlık personeli tarafına yapılan tıbbi müdahaleyi biz acil tedavi diyoruz. Bakın doktor, hemşireler, sağlık personeli yani hastane ortamında olan müdahaleye biz acil tedavi diyoruz arkadaşlar. İlk yardım o an orada olay yerinde durumun kötüye gitmesini önlemek için yapılan ilk müdahaleydi. Bunu da belirtelim. Aşağıdakilerde hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur? Bujilerin yeni olması, yakıt paralarının uzun olması, depodaki yakıt seviyesinin düşmesi, tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması. Doğru cevabımız değişik olacak. Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması lastik seçimi bizim için önemliydi. Yakıt tüketimini e, etkilerdi arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki aşağı bujilerin yeni olması. Bakın bujiler yeni ise zaten yakıt tasarrufu sağlarsınız. Sizin bujileriniz eskidiyse, aşındıysa ne olur? Yakıt tüketimi artar. Bugün yakıt tüketimi ile alakalı bu da aslında bir sınav sorusu elinde Eskimiş bujileri değiştirirseniz yakıt tasarrufu sağlarsınız veya işte buji kabloları yani bunları değiştirirseniz yakıt tasarrufu sağlıyorsunuz. Ama değiştirmezseniz eğer bu sefer yakıt tüketiminiz artacaktı. Ve yine yakıt tüketimi ile alakalı aracın yükü ve ağırlığı yakıt tüketimini artırır mı? Elbette artırırdı. Rölanti devri yüksek ise yakıt tüketimi artardı değil mi? Hava fitresi bahsetmiştim tıkalıysa ne olur? Yakıt tüketimi artar. Debriyaj balatası eskirse yakıt tüketimi artıyor. Ve işte şunu da söyleyeyim hazır debriyaj demişken. Debriyajın kaçırması yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan bir kusur. Bunu unutmayın olur mu? Araçtan kaynaklanan bir kusur. Debriyajın kaçırması. Devam edelim. Söylediklerimin hepsi sınav odaklı bu arada. O hangisi ülkemizde trafik kazalarında, can ve mal kaybının gelişmiş ülkeler daha fazla olmasının nedenlerinden değildir. Trafik kurallarına uyulmaması, ülkemize iklim şartlarının daha farklı olması, dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması, ilk yardım eğitiminin yeterince dikkate alınmaması. Doğru cevabımız... B şıkkı ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması. Hayır bu değil arkadaşlar. Şimdi trafik kazaları ile alakalı şunları öğrenmenizi istiyorum. Bakın trafik kazaları kişiye, topluma, kamuya ve çevreye zarar verebiliyordu. Örneklerle açıklayalım. Hem de bu verdiğimiz örnekler sınav odaklı olsun. Ne dedim? Kişiye, topluya, kamuya, kamuya ve çevreye zarar veriyor trafik kazaları. Yani yol kenarlarına dikilen ara ağaçları düşünün. O ağaçlar zarar görebilir değil mi bir kaza anında? Evet. Köprü ve tünel gibi nokta yaşanan kazalarda ulaşım aksayabilirdi. Kesintiler yaşanabilirdi. Nasıl yani kesintiler yaşanacak? E, trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda elektrik kesintileri meydana gelebilecekti ve kesintiler yaşanabilecekti. Veya ekolojik zararlar görülebilecekti. Bilhassa e, ne işte yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vesaire yüklü araçlar var ya işte bu araçların kazaları neticesinde de ekolojik zararlar görülebiliyordu. Yani trafik kazası kişiye, topluma kamuya, çevreye zarar verir ve ülke ekonomisini de olumsuz olarak etkilerdi. Nasıl etkiliyor? Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı ülke ekonomisini etkiler. İş gücü kaybı ülke ekonomisini etkiler. Yaralıların tedavi süreçleri, değil mi? Maliyeti işte bunlar ülke ekonomisini olumsuz olarak etkiler. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir? Bulantı ve kusma olması, reflekslerin güçlü olması, terinin soğuk ve nemli olması, kulak ve ağızdan kan gelmesi. Doğru cevabımız. B şıkkı refleksler güçlü olmaz çünkü kişi iç kanama geçiriyor. Şimdi iç kanama ve dış kanama ne demek? E, tamam bizzat iç kanama nedir diye sormuyor size milletim ama şıklarda iç kanama ile alakalı dış kanama ile alakalı bilgiler veriyor işte siz e, onları hangisi doğru bulup seçeceksiniz. Bu yüzden iç kanama dış kanama önemli derken tanım olarak sormuyorlar iç kanamayı. Yani kanın içeriye doğru vücut boşluklarına ve organlara akması durumuna ne ad verilir demiyor milletim ama şıklarda işte bunu belirtiyor. Şimdi iç kanama neydi? Kanın içeriye doğru yani vücut boşluklarına ve organlara akmasına iç kanama derim. Dış kanama ne demek? Kanın vücut derisinin bütünlüğü bozularak dışarı akması durumuna dış kanama derim ben. Şimdi belirtilerini öğrenelim iç kanamanın. Ezber yapmayın lütfen. Ee, i̇ç kanama geçirildiğini şöyle bir düşünün Allah korusun da kişinin başı döner değil mi? Çünkü kan kaybediyor. Hasizlik oluşur. Soğuk terler. Soğuk terliyorsa deri soğuk ve nemlidir. Bunu unutmayın. Soğuk, soğuk terliyorsa kişinin derisi soğuk ve nemlidir. Bulantı, kusma olur. Huzursuzluk olur. Kulak ve ağızdan kan gelebilir. Bakın bu iç kanama belirtisi. Bunu dış kanama diye karıştırıyorsunuz ama bu iç kanama belirtisidir. Belirtelim. Daha sonra ne olur? Hızlı ve zayıf solunum olur. Kişi kan kaybettiği için elleri ve ayakları üşür soğur buz gibi olur. Hava açlığı meydana gelir ve susuzluk hissi de meydana gelir. Şimdi kişi iç kanama geçiriyor. E, susadığını da söylüyor. Ona su versek olur mu? Olmaz. Çünkü biz şunu söylüyoruz. İç kanamada kişiye ağızdan ılık içecekler su sıvı vesaire asla verilmiyor arkadaşlar. İç kanama tehlikelidir. Kişiyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Eksoz emisyon ölçümünü yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan hangisi önleme yönelik bir uygulamadır? Görüntü kirliliği, gürültü kirliliğine, hava kirliliğine, su kirliliğine. Doğru cevabımız diye şıkkı hava kirliliği olacaktı. Ve hemen şunu da ekleyelim. Şimdi trafikte çevrilen bir aracın geçerli egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarı çok yüksekti değil mi? Bunun nedeni ise çevre kirliliğini engellemek içindi. Bu şekilde de sorarsa çevre kirliliğini işaretlersiniz. Ama şu anki gibi sorarsa hava kirliliğini işaretlersiniz. Ha, genel olarak baktığımız zaman ne etkiliyor? Hava kirliliğini, çevre kirliliğini de etkiliyordu. Şimdi e, egzoz dedik ya arkadaşlar. Egzoz dumanı renklerinden size bahsetmiştim. Geriye dönük soru videolarına lütfen bakmaya çalışın. Bir aracın egzoz dumanı siyah renkte çıkıyorsa ne bozulmuştu? Karışım oranı bozulmuştu. Bunu da hatırlayalım. Radyatördeki su miktarının azalması hangisi neden olur? Motorun hareket yapmasına, motor devrinin yükselmesine, klimanın düzensiz çalışmasına, akünün kısa zamanda bitmesine. Doğru cevabımız. A şıkkı motorun hareket yapmasına neden olacaktı. bazı pratik bir yöntem söylemiştim. Hararet ile alakalı. Su azalıyor mu? Azalıyor. Ne şekilde eksildiğin azaldığın bir önemi var mı? Yok. Benim aklıma ne gelecek? Hararet gelecekti. Motorun hararet yapmasına neden olan su miktarının azalmasıydı. Radyatör soğutma sisteminin bir parçasıydı. Lütfen bunu da unutmayın. Radyatör sızdırıyorsa, radyatör kapı arızalıysa, hortum ve bağlantı yerlerinde kaçak varsa, motor suyunu eksilmesi neden olacağı için hararet meydana gelirdi. Veya işte radyatör üzerinde bulunan fan müşürü var ya fan motoru o arızalanırsa eğer yine mantık aynıdır hararet meydana gelecekti. Termostattan da bahsetmiştik yine kendisi soğutma sisteminin bir parçasıydı. Bu arada parçaların hangi sisteme ait olduğunu da soruyorlar. Onun ile alakalı Motor konu anlatım yapacağım, yapacağım arkadaşlar bekleyin onda. termosat arızalıysa yine hararet meydana geliyordu. Velenlerden hangileri delice göz yaralanmalarında yapılacak iki yardım uygulamalarındandır. Birincisi yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi. İkincisi sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek verilmesi. Üçüncüsü göğüse saplanan bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz beslerle desteklenerek sabitlenmesi. Neyden bahsediyorum? Delice göz yaralanmasından. 1 2 1 3 2 3 1 2 ve 3 Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 3 olacak yaşam bulguları ve yaranın durumu değerlendirilecek. Saplanan cisim asla çıkartılmayacağız. Çıkartılmayacak. Ağızdan yiyecek, içecek sıvı asla verilmiyor. Şimdi göğüs yaralanmasından bahsediyoruz. Göğüs bölgesi olan bir yarayı düşünün arkadaşlar. Bir yaralanmayı düşünün. Oradan içeriye hava girmemesi gerekiyor. İşte milletim diyor ki göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için yarayı nasıl kapatırsınız diyor ıslak temiz sargı bez ile kapatıyorsunuz. Kuru bez olmayacak. Lütfen ışıklarda buna dikkat edin. Kuru bez olmuyor. Ne olacak? Islak temiz, nemli ya yani da o da olur. Nemli sargı beziyle kapatacaksınız hava girmemesi için. Yaşam bulguları ve yarın durumunu değerlendireceğiz. Ağızdan yiyecek içecek asla vermeyeceğiz. Ve açık olan yarayı temiz bir bezle kapattıktan sonra tabi bunu yaparken basınç uygulamayacaksınız ve vatan cismini de asla çıkartmayacaksınız. Yere oturur duruma getireceksiniz. Göz ile alakalı pratik bir yöntem. Soru tarzı ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Göz bölgesi ile alakalı bir yaralanma varsa Hangi pozisyon veriliyor? Yer oturuş veya oturuş pozisyonu, değil mi? Daha önce söylemiştim. Artık milletim hikaye şeklinde olayları anlatıp size hangi pozisyonun verildiğini bu şekilde animasyon şeklinde de sorabiliyor arkadaşlar. O yani yüzden hani söylemiştim ya ben size bir yaralı vardı, konuşamıyordu ama ne yapıyordu? Elini işaret parmağıyla göz bölgesine gösteriyordu ve o kişinin hangi pozisyon verilmesi gerektiğini soruyor. E göz bölgesi dediyse yer oturuş ve oturuş pozisyonu veriyorsunuz. İşte çözdüğünüz uygulama sorularında bunu anlatmıyorlar. O yüzden söylüyorum açıklamaları dikkat dinleyin. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini ishalleştirmiş bir sürücü? Trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakarlık yapar. Bencelik, diğergamlık, nezaketsizlik, hoşgörüsüzlük. Doğru cevabımız B şıkkı dergamlık olacak yani fedakarlık bizim aklımıza gelecekti. Bir sürücü trafikte kendinden çok başkalarını düşünüyorsa, başkaların iyiliği için fedakarlık yapıyorsa biz buna dergamlık diyorduk arkadaşlar. Veya işte e, trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün ışık yeşile döndüğüne karşıya geçmek için yolu neredeyse yaralamış bir yayının geçişini beklemesi. Bakın bekliyor, sabrediyor. Biz buna ne diyoruz? derganlık yani fedakarlık bizim aklımıza geliyor. Ha diyelim ki beklemedi. Korna çalıyor, selektör yapıyor veya işte e, aracın içerisinde el kol hareketleriyle onu çabuk geçmeye zorluyor Sar. Bu da o kişinin sabırsız olduğunu gösteriyordu. Bunu ile alakalı animasyon sorusu çözmüştük. Vantilatör kayışı kokmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir? Motor hareket yapar, motor hemen durur, motor daha iyi soğur, marş motoru arızalanır. Doğru cevabımız şıkkı motor hararet yapar. Bakın, vantilatör kayışı koparsa motor sıcaklığı aniden yükselir. Şıklarda o da olabilirdi. Ne meydana gelir dediği zaman motor sıcaklığı aniden yükselir. Bu benim aklıma geliyor. E motor sıcaklığı aniden yükseliyorsa ne meydana gelecek? Sıcaklık yükseldi, hararet meydana gelecek, değil mi? İşte mantığı bu arkadaşlar. Ve vantilatör kayışı hangi sistemin parçasıdır diye sorabiliyorlar. Soğutma sisteminin parçası diyorsunuz ve hemen şunu da söyleyeyim. Vantilatör kayışı hangisine hareket iletir? Diyor ya milletim. Alternatöre diyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Vantilatör kayışı hangisine hareket iletiyor? Alternatöre hareket iletiyor. Araçta kontak anahtarın görevi nedir? Bir önceki videoda söylemiştim. Aküyü şarj etmek, bujeye giden akımı yükseltmek, elektrik devresini açıp kapatmak, vites değiştirmeyi kolaylaştırmak. Doğru cevabımız C şıkkı elektrik devresini açıp kapatmaktı. Bakım yapılmamış araçlarda yakıt sarfiyeti artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kiletici gaz çıkar. Doğru. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur? Radyasyon, hava kilili, su kilili, toprak kileli. Doğru cevabımız B şıkkı hava kirili neden olacaktı. Sadece hava kirliliği olarak düşünmeyin. Bakın pratik çok kolay bir şey söylüyorum ben ama birçok sınav sorusunda eşinize yarayacak bir bilgi veriyorum. Siz aracınızın bakımını zamanda yaptırıyorsanız, ihmal etmeden yaptırıyorsanız eğer hep güzel şeyleri düşünün. Hava kirliliğini önlersiniz, çevre kirliliğini önlersiniz, yakıt tüketiminiz azalır. Bakın yakıt yakıt tasarrufu sağlarsınız, kaza riskiniz azalır. Ama siz bu, bu aracın bakımını zamanda yaptırmaz, ihmal edersiniz, hep geçiştirirseniz bu söylediklerimin tam tersi olur. Yani olumsuz olan şeyler meydana gelir. Hava kileli artar, çevre kirliliği artar, kaza riski artar, yakıt tüketimi artar. Anlatabiliyor muyum? Bu söyledim ee, hani size çok ıı, basit gibi gelebilir ama birçok san sorusuna bu bilgi işinize yarayacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur? Bujilerin, silindirlerin, fren balatalarının, debriyaj balatasının Doğru cevabımız B şıkkı olacak silindirlerin arkadaşlar. Şimdi silindirler bizim için önemli. Ee, Silindir kapağını çatlatan bazı faktörler var birden fazla onları bir değinelim sınav odaklı gideceğim yine silindir kapağının çatlamasından bahsediyoruz şimdi motor suyu donarsa sıcak motora aşırı soğuk su eklenirse ne olur silindir kapağı çatlar ee, ya da ya silindir kapağını fazla sıkarsanız ya da kapak dengesiz sıkıldıysa yine aynı şekilde sıcaklık fazlalığı ve düzensizliği varsa silindir kapağı çatlıyor arkadaşlarım ve hararetten kaynaklı motor bulunda çatlamalar oluşmuşsa yine mantık aynı silindir kapağı çatlıyor. Motorda yetersiz soğuma varsa yine silindir kapağı çatlıyor. Ve silindir diyoruz ya silindir bloğu ne demek onu da bir öğrenelim. İçinde silindirlerin bulunduğu ve motor parçalarını üzerinde taşıyan ana parçamız silindir bloğu diyoruz. Silindir bloğunun görevi ise pistonlara yataklık yapmak. Söylediklerimin hepsi sınav sorusuydu. Motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebeplerinden biri hangisidir? Akü kablo bağlantılarının gevşek olması, distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması, marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması, enjeksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması. Doğru cevabımız A şıkkı akü kablo bağlantılarının gevşek olması olacaktı. Şekilde gösterilen marş motorun görevi nedir? Motoru çalışma sıcaklığına tutmak, motora ilk hareketi vermek, araca ilk hareketi vermek, aküyü şarj etmek. Doğru cevabımız. 5 şıkkı motora ilk hareketi vermek. Daha taban şöyle söylüyordum. marş motorundan bahsederken araç motorunun çalışması için Motora ilk hareketi veren sisteme marş motoru diyoruz arkadaşlar diye bu şekilde söylüyordum. Ve hemen bir not daha düşelim. Marş motoru volan dişlisine hareket iletiyor. Hangisine hareket iletildiğini sorarsam illetim, marş motoru volan dişlisine hareket iletiyor dersiniz ve bizim aklımıza marş sistemi geliyor, değil mi? Marş motoru denince marş sistemi ile ilgili sorularda da aklımıza ilk olarak akü ve marş motoru gelecekti. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem hangisidir? Fren sistemi, marş sistemi? Ateşleme sistemi, süspansiyon sistemi. Doğru cevabımız A şıkkı fren sistemi olacak arkadaşlar. Bakın aracın yavaşlaması durması sabitlenmesini sağlayan sistem diyor. Bir de fren sistemi performansı var. Sürüş güvenliğini etkilerdi. Araç lastiği seçimi etkilerdi. Çevre ve iklim koşulları yine bunlar da fren sistemi performansını etkilerdi. Sorabiliyorlar da özden söylüyorum. Yine şunu bilelim. Fren mesafesi denilen bir şey var. Bunu tanım olarak da sorabiliyorlar. Ne demek fren mesafesi? Sınav odaklı gidiyorum. Frene basıldığı andan itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola biz fren mesafesi diyoruz. Ve fren mesafesi ne? aracın hızı etkiler. İklim koşulları etkiler. Aracın yük durumu yine fren mesafesini etkiliyordu. Ve şöyle bir hatırlatma yapalım yine. E, frene basıyorsunuz. Fren lambaları yanmıyor. Değil mi? Yanması gerekiyor. Kırmızı yanıyor da hatta rengini de söylüyordu milli eğitim. Yanmıyorsa hayır. Bunun sebebi neydi? Fren. Müşürinin arızalı olmasıydı. Yine frene basıyorsunuz. Fren pedalı titriyor. Ayağınızda hissediyorsunuz. O zaman nerede bir sorun vardı? Disk veya kampana yüzeyleri aklıma gelecek. Ben frene basıyorsam, fren pedalı titriyorsa ve ben bunu ayağımla hissediyorsam. Disk veya kampana yüzeyleri bozuktur diyordum ve şıklarda da ben bunu arıyordum fren ayarı var. Bakın önemli bu söylediklerim. Dilerseniz not alın. Frenleme esnasında benim aracım bir tarafa sarvuluyor. Sağ sol fark etmez. Ben frene basıyorum araç bir tarafa sarvuluyor. Ne bozuk o zaman? Fren ayarı bozuk. Velenlerden hangilerinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır. Dikkatin dağılması, kural ihlallerin artması, sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması, Şıklar yalnız 1 1 2 2 3 1 2 ve 3. Doğru cevabımız 5 1-2 olacaktır. Kişi öfkeliyse her e, dikkati dağılır. Kural ihlali de artardı. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğü artardı. Tehlikeli davranışlara eğilimi artardı. Çünkü kişi öfkeliydi. O zaman kazaya karışma olasılığı da artar diyebiliriz. Çünkü kişi öfkeli. Direksiyon hakimiyeti azalacak. Direksiyon hakimiyeti artmaz. Çünkü kişi öfkeli azalacaktır. Yani öfkeli kişi kontrolü davranamazdı. Ve öf öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için ne yapılabilir? İletişim becerimizi geliştirebiliriz değil mi? Bu şekilde öfkeyi başarılı bir şekilde yönetebiliriz. Düşünme tarzımızı yeniden yapılandırabiliriz. Hiçbir şey mi yapamıyoruz? Nefes egzersizlerini öğrenip uygulayabiliriz. Ve öfke yönetiminin amacı diyor milletim. Kızgının ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmaktır. Öfke yönetiminin amacı onu da belirtelim. Araç lastiği değiştirilirken aracın kriko ile kaldırılması durumunda hangisi yapılır? Alfilini bırakılır, vites boşa alınır, debriyaja basılır, tekerleklere takoz konulur. Doğru cevabımız, değişik olacak tekerleklere takoz konuluyor arkadaşlar. Ee, yine kriko ile aracı kaldırırken neden biz tekerlekleri takozu koyuyoruz? Aracın hareket etmesini engellemek için. Yani bunu bu şekilde yapıyoruz. Ve yine araç lastiği değiştirilirken aracın kriko ile kaldırılması durumunda hangisinin yapılması gerektiğini soruyor. Bizim aklımıza ilk el freni gelecek değil mi? Burada el freni bırakmayacaksınız. Yani el freni çekeceksiniz. Çünkü siz aracınızın lastiğini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ve hazır lastik demişken lastik diş derinlikleri var. Lastik diş derinliğinin yasal sınırı neydi? Bir 1.6 milimetreydi değil mi? Kış lastiklerinde 4 milimetrenin altına düştüğünde lastiklerin değiştirilmesi gerekiyordu arkadaşlar. Ve hemen bir sınav sorusu daha söyleyeyim. Lastik diş derinliklerinin azalması da bakın azalması da frenleme mesafesinin artması neden oluyordu. Hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temsilen elemandır, yakıt borusu, yakıt pompası, yakıt fitresi, enjektör? Doğru cevabımız C şıkkı yakıt filtresi. Olacaktı. Yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandı. E, hatta şöyle soruyorlar. Yakıt e, filtresi için hangi sistemin elemanı olduğunu soruyor. Yakıt sisteminin elemanıdır, değil mi? Yakıt filtresi. Burada şunu bileceğiz. E, araca aracın periyodik bakımı yapılırken yakıt fitresini değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirmezseniz eğer araç motorunun çalışması olumsuz olarak etkileniyor. Nasıl etkileniyor? olumsuz olarak etkileniyor. Aşağıdakilerde hangisi motordaki yağın görevidir? Motorun erken ısınmasını sağlamak, sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek, yakıt-hava karışımını ayarlamak, tekerleğe gelen yükü azaltmak. Doğru cevabımız B şıkkı sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemekte genel olarak şu şekilde söyleyelim. Birbiri üzerine hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önlerdi. Aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlardı arkadaşlar. Ve hemen şunu hatırlayayım. Yağlama sisteminin parçaları var. Bunları da sorabiliyorlar. Kartar ilk aklımıza gelen değil mi? Kartar yağlama yağlama kartar bu şekilde aklımızda tutuyorduk. Yağ pompası. Bakın adı üzerinde yağ diyorum zaten. Bu yağlama sisteminin parçası. Yağ fitresi. Motor yağı. Yağ seviye kontrol çubuğu. Yağ müşürü. Yağ göstergesi. Bakın bunlar hep yağlama sisteminin parçalarıydı. Ve motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar derdi? milletim yağlama sistemi derdik. Şah damarına basa uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisi yapılır videonun başına yaptığım açıklamayı lütfen hatırlayın. Bacak bölgesine olan kanamalar, karın bölgesine olan kanamalar, yüz bölgesine olan kanamalar, kol bölgesine olan kanamalar. Doğru cevabımız C şıkkı yüz bölgesine olan kanamalarda tam tersini sorsaydı yüz bölgesine olan kanama için nereye basınç uygulanır deseydi bu sefer de şıklarda şah damarını arayacaktık. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını hangisi sağlar? Antiferez, termostat, kızdırma bujisi, hava filtresi. Doğru cevabımız C şıkkı kızdırma bujisi. Hangi motor dizel diyor, değil mi? Dizel deyince benim aklıma ne geliyordu? hava kelimesi geliyordu. Ön ısıtma bujileri, ilk arazı şu yani kızdırma bujisi benim aklıma geliyordu. Sadece dizel motorlu aracın gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıydı çünkü kendisi kızdırma bujisi. Ne, ne diyor? Kolay çalışmasını hangisi sağlar? Kızdırma bujisi. Bir de şöyle söyle milletim diyor ki dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına hangisi neden olur diyor. Yine benim aklıma aynı şey gelecek. Kolay çalışmasını kızdırma bujisi sağlıyorsa soğuk havada geç çalışıyorsa yine benim aklıma kızdırma bujisi gelecekti. O arızalanmıştır o yüzden geç çalışıyordur. Aşağıdakilerin hangisine şok pozisyonu vermek sakıncalıdır. Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda, burnundan ve kulağında kanama olanlarda, albilerinde açık kırık ve kanama olanlarda, Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda doğru cevabımız B şıkkı olacak Şu pozisyonu nasıldı kişi sırt üstü yatıyordu ayaklar 30 santim kadar yukarıya kaldırılıyordu. İşte bu pozisyonun verilmesinde burundan ve kulağında kanaması olanları verilmez. Neden bu neyin belirtisiydi bir baş yaralanması varsa değil mi bunun belirtisi çünkü baş yaralanmasında kişinin burnundan ve kulağından kan gelirdi. E sıvı da geliyorsa omurilik sedelenme istiyorduk. Yani bu tarz durumlarda verilmesi sakıncalıydı. Veya kişide beyin kanaması şüphesi var. Bakın şüphesi var. Bırakın gerçek olmasını şüphesi dahi varsa şok pozisyonu verilmezdi. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karolarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle karoları trafik yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırlarını belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görevi ve yetkisi orada anahtar kelimemiz var. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Karoları Genel Müdürlüğü, Milliyetin Bakanlığı. Doğru cevabımız C şıkkı karayolları genel müdürü olacak hız sınırı bakın bizim anahtar kelimemiz bu. Hız sınırlarının üzerinde, üzerinde veya altında hız sınırını belirlemek. İşte bu karayolları genel müdürün yetkisi altına zaten sağ sorusu ne diyor? Karayolları trafik yönetmeliğinde diyor değil mi? Bu da bir diğer bir anahtar kelimeniz. Aşağıdakilerden hangisi kaza hediye şu pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? bacakların altına çarşaf battaniye yastık kırılmış giysi ve benzeri destek koyulması yaşam bulgularından sadece nabzının değerlendirilmesi vücuduna soğuk uygulama yapılması düz olarak yüzüstü yatırılması doğru cevabımız Aşık'ı bacakların altına çarşaf battaniye yastık yani olan orada ne, ne varsa onu koyup o şekilde destek yapmamız gerekiyor. Çünkü hasta düz bir zemine sırt üstü yatırılıyordu. Kafa yana doğru çevriliyor ve bacaklar 30 santim kadar yukarıya kaldırılıyordu. Ayaklarının yukarı kaldırılmasının sebebi beyne kan gitmesini sağlamaktı. Bakın ne diyorum beyne kan gitmesini sağlamaktı. İşte bu yüzden beyin kanaması şüphesi olanlar veya burnundan kulağından bir önceki soruda bahsettiğim şeyden bahsediyorum. Bu tarz durumda olanlara biz pozisyonu veremezdik. Çünkü bizim ayakların yukarı kaldırmamızın sebebi beyne kan gitmesini sağlamaktı. Ve şoka girmiş kişinin vücut ısısı düşerdi. Unutmayın vücut ısısı düşer. Üzerine örtersiniz ve vücut ısısını korursunuz. Tansiyon yüksekliği olmaz şokta. Tansiyon düşüklüğü de meydana gelir. Yani tansiyon düşüklüğü meydana geliyor. Tansiyon yüksekliği olmuyor. Kişi hafif bir sersemlik halinde. Romark veya yarı romarklara çekmek için imal edilmiş olan yük ve yük taşımayan motorlu araca ne denir? Soru okuyamadım. Treyler, kamyon, çekici, kurtarıcı. Doğru cevabımız. C şıkkı çekici adı veriliyordu. Devam edelim. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne ad verilir? Birazdan da sıralamasını söyleyeceğim. Doku, hücre, gövde, sistem. Doğru cevabımız. D sistem adı veriliyor. Şimdi hücre, doku, organ, sistem bunların tanımlarını soruyorlar. Ama siz hangi birini ezberleyeceksiniz? O yüzden, o yüzden ben size pratik olarak anlatıyorum. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralanışı bir öğrenelim de geleceğim ona. Küçükten büyüğe doğru sıralanış. Sınavda da soruyorlar. Hücre, doku, organ, sistem. Küçükten büyüğe doğru bu şekilde arkadaşlar. Hücreler bir araya gelince de geldi toplandı. Ne oluşturuyor? dokuyor değil mi? Bakın tanımını veriyorum ben size. Dokunun tanımını veriyorum. Dokular bir araya geldi, toplandı neyi oluşturuyor? Organı. Şu anda da organın tanımını söyledim. Organlar bir araya geldi neyi oluşturuyor? Sistemi sınav sorusu ne diyor? Bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne ad, gelir? ne ad verir? Organlar bir araya gelirse sistemi oluşturur. Ezberci biri değilim. Mantığını anlatmaya çalışıyorum. Ezber unutulur, mantık kalır. Motor yağının zamanda değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? Motorun verimli çalışmasına, aracın daha yavaş gitmesine, akünün daha çabuk bitmesine, motordaki aşıntıların artmasına. Doğru cevabımız D yağdan biraz önce bahsettim değil mi? Motordaki aşıntıların artması neden olurdu. Bu yüzden motor yağını zamanda değiştirmenize fayda vardı. Kalitesiz yağ kullanırsanız eğer hani kaliteli olan yerine kalitesiz alıyorsunuz veya ucuz olan alıyorsunuz. Bu sizin motorunuza zarar verecekti ve sizin yakıt tüketiminizi artıracaktı. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalı? Altında, üzerinde, ortasında, hizasında. Doğru cevabımız. B şıkkı üzerinde olacaktı ve hemen orada elektrolit diyor. Hemen şunları da öğrenelim. Akünün elektrolit seviyesi azaldıysa ne ilave edecektim ben? Sav su ilave edecektim. Ve yine akünün bakımında neye dikkat edecektim? Elektrolit seviyesine dikkat edecektim. Peki akü diyoruz. Akü ne demek? Daha doğrusu akünün görevi ne demek? Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek. Bir daha söylüyorum. Biraz önce Marş motorun tanımını sormuştu ya. Aynı bunu da o şekilde sorabiliyorlar. Akünün görevi neydi? Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermekti. Sürücü belgesinin yanında bulundurmayan sürücüye hangisi uygulanır? Trafikten süresiz men, para cezası ve ceza puanı, sürücü belgesi 6 ay el koyma, yeniden sürücü eğitimine tabi tutma. Doğru cevabımız B şıkkı sürücü belgesi yanında bulundurmayan yani sürücü belgenizi aldınız ama o an evde ofiste çantada bir yerde unuttunuz yanınızda değil. O şekilde de yakalandınız. Para cezası ve ceza puanı uygulanıyor. Peki şu anda sizin sürücü belgeniz yok. Bu şekilde aldığınız aracı dışarı çıktınız yakalandınız. Size ne olacak? Ne uygulanıyor? İdari para cezası uygulanıyor. Ee, bir de şöyle örnek verelim. Trafik görevlisine uymadınız. Size dur dedi durmadınız geçtiniz. Veya trafik işaretlerine uymadınız. Kırmızıda geçtiniz diyelim bu kurallara yani trafik görevlisine ve trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayanlara ne uygulanıyor? Para cezası ve ceza puanı uygulanıyor. Ve trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödersek biz %25 indirimden faydalanıyorduk. 15 gün içinde ödersek %25 indirimden faydalanıyorduk. %25 indirime ve 15 günü de sorabiliyorlar. Araçta aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır? Tam şarjlı akü, uzun yakıt boruları, antifrizli soğutma suyu, eski ve aşınmış lastikler. Doğru cevabımız D şıkkı eski ve aşınmış lastikler her zaman kaza riskini artırırdı. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyuması veya yapması gereken hususlardan biridir? Kaza tespit tutanı düzenlemek, kaza ait delilleri yok etmek, yolu trafiğe açmak, yolu trafiğe kapatmak. Doğru cevabımız A şıkkı. Kaza tespit tutanı düzenlemek. Taşat yolunda yalıların güvenle geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir? Platform yaya geçidi, geçiş yolu, yay yolu. Doğru cevabımız B şıkkı Y geçidi olacak. Şimdi orada platform var. Onu da tanım olarak soruyorlar. Karayolunun taşıt yolu ile Y yolu veya banketten oluşan kısmına biz platform diyoruz. Geçiş yolu var. Onu da tanım olarak sorabiliyorlar. Mülk kelimesi aklıma gelecekti. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayola sınır çizgisi içinde kalan kısmına biz geçiş yolu derdik. Bir de geçiş hakkı var. Bakın onu da sorabiliyorlar. Geçiş hakkı ne demek diye. Yayaların ve araç kullananların diğer yay ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına geçiş hakkı diyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisini hangisi akünün görevlerinden biridir? Yüksek voltaj üretmek, motor suyunu soğutmak, karbüratöre yakıt göndermek, marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek. Doğru cevabımız. D şıkkı biraz önce söylemiştik değil mi? Akü ile alakalı soruda marş motoruna ilk hareket için neyi vermek? Elektriği vermek demiştik. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır? Hızını artırmalıdır. Bulunduğu şeridi izlemelidir. Öndeki aracı geçmeye çalışmalıdır. Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir. Doğru cevabımız. B şıkkı bulunduğu şeridi izlemeli. Arkamda bir araç var. Beni geçmek istediğini anladıysam ben hızımı artırmıyorum. Tam tersine biraz yavaşlamamda fayda var. Onun geçişini kolaylaştırmak adına bu şekilde yapıyorum. Hafif sağa yanaşmamda da fayda var. Yani tamamen onun geçişini kolaylaştırmam gerekiyor. Geldik 50'ye. Hadi bakalım bu sorun cevabı sizde. Şekildeki kontrolsüz kavşakta bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Hızlanıp kavşağa girmeli giriş hakkını kendi kullanmalı, 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli, azda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı. Son sorumuz yani 50. sorunun cevabını sizlerden bekliyorum. Bir kavşak veriliyor. 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapacak? Bana destek olmak için aşağıda teşekkürler butonu var. Ona basabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve sınava girecek olan arkadaşlarınıza da paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki soru videosunda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.